Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün deneyeceğim tütün ballı markasının cappuccino aroması arkadaşlar. Bayağıdır cappuccino içmiyordum. Yani daha doğrusu almıyordum, hani bir gereksinim duymuyordum. Bugün nedense cappuccino almak istedim. Bayağıdır da dediğim gibi içmiyordum. Bu da cappuccino markucum arkadaşlar, Derby markuç. Edirne'de okurken almıştım ben bunu. Senelerdir ben de cappuccino tutturdum yani ben buna. Takım zaten kahveci bir takımı görüyorsunuz. Lüle toprak bir lüle. Ama punhel toprak bir lüle. Yani delikli toprak kalmamış bende. Veya olanları atmışımdır. Yani vardı bende ama delikli punhel bir punhel lüleyle içiyorum şu anda yani. İçeceğim daha doğrusu. Bakalım nasıl. Bugün ter koydum. İgnis kullanmadım. Ter koydum. 3 tane küp kömür var. Aldığım tütünlerde arkadaşlar şöyle kuantum aldım. Mert arkadaşımız abi kuantum dene dedi. Onun için aldım bunu. Kuantumu denemek için aldım. Kuantumu deneyeceğim. Sağ olsun her videoma yorum atıyor, beğeni atıyor. Teşekkür ederim. Yani bayağı bir eski bir takipçim kendisi. Onun için aldım yani dediğim gibi. Başka ne aldım? Ballı'dan Pink. Ratana. Daim. Ozipozi. Çok hoşuma gitti çünkü. Pişmiş şeftali. Ballı'nın. Bir de Ballı, limon, greyfurt, ice. Arkadaşlar, nane de var içinde. Şimdi nargilemizi açalım. Bakalım, senelerdir dediğim gibi içmiyordum. Bugün kahvemi de yaptım. Şöyle göstereyim. Vallahi özlemiş miyim bakacağız artık. En son ben Rossano'nun cappuccino'sunu içmiştim. Ben bayağı markanın cappuccino'sunu içtim ama en son onunkini içmiştim. Ona göre bir kıyaslama yapacağım. Ha, kokusundan bahsetmedim. Kokusundan da bahsedeceğim. Kokusundan da bahsedeyim arkadaşlar. Nargileyi de hani yükseğe koydum. Kamerada görünmesi açısından. Aslında dişi toprak lülelerim var ama çevirici aparatım da var. Yalnız bunda nedense bilmiyorum, kullanmak istemedim. Punhel bir lüleyle içiyorum. Toprak ama punhel bir lüle. Yani tatta bir değişiklik yapar mı? Bakacağız. Çeviriciyi kullanmak hiç içimden gelmedi yani. Dişi lüleler vardı delikli. Ha, kokusundan bahsediyorum. Kokusu çok böyle buram buram cappuccino geliyor da böyle çok buram buram bir cappuccino değil. Hafif. Yani tütün, kırmızı bir tütün. Onu da gösteririm. Videonun sonuna doğru unutmazsam göstereyim çünkü ellerim şerbet oluyor. Şöyle kahvemizden de alalım bir yudum.
Duman açısından şu an dumanı güzel. Daha oturmadı zaten. Şişeden belli olur. Daha biraz daha oturması lazım. Lüle de büyük bir lüle. Daha lüle bile sanmıyorum yani doğru dürüst ısınsın. Bugün nedense tel kullanmak istedim. Tel kullandım. Yani ne kadar takımınız da olsa, ne kadar tütününüz de olsa arkadaşlar, bu cappuccino ve işte bu kahveci takımlarının yeri ayrı. Genelde anason ve üzüm nanı oturtuyorlar bunu ama ben cappuccino oturtturdum. Bu da zaten cappuccino marçunum, marpucum dediğim gibi, deri marpuç. 2015 yıllarında almıştım ben bunu. Hala da sapasağlam. Gerçi doğru dürüst cappuccino içtiğim yok, ondan sağlam duruyor. Yani asıyorum duruyor. Bu takımın orijinal şişesi bu değil. Orijinal şişesi kırıldı. Bu şişeyi de ben Edirne'den almıştım. O da oradan bir yadigar kaldı. Marpuç da oradan yadigar kaldı. Limon, greyfurt, nane ve ayısı merak ediyorum. Limon greyfurtu çok güzeldi balların. Çok hoşuma gitmişti benim. Yoktu bugün. Bunu aldım. Bakalım bu nasıl? Bunu da deneyeceğim. Mert arkadaşımız için kuantum aldım. Bunu da deneyeceğim. Arkadaşlar tattan bahsedeyim. Tat silik bir tat. Yani çok böyle bir cappuccino tadı vermiyor. Alttan sadece bir hissiyatı var yani. Bir de kömürleri lüleye koyup öyle deneyeceğim. Direkt alsın ısıyı bakalım. Hatta deneyelim, şimdiden koyayım ben. Bakalım tat ağırlaşacak mı? Önemli olan o. Şu an için yani çok aman aman ahım şahım bir tat alamadım. Bak kaç dakika oldu? 10 dakikaya gidiyoruz işte. Şöyle biraz rahat oturayım. Biraz çekeyim. İnşallah videoyu da unutma. Şimdi hava tahliyeli nargilelere alıştık. Bazen böyle geri üfleyesim geliyor. Havada çıkmayınca insan bir tuhaf oluyor yani.
Şimdi KBC takımına gelelim arkadaşlar. Bazıları diyor işte sadece tek tat içilir diyor. Vallahi herkesin düşüncesine benim saygım var. Herkes istediği gibi yapsın. Ama bence temiz tutarsanız, yani her içimden sonra yıkarsanız, istediğiniz tadı içersiniz. Yalnız marpucu softaş hortumlar var. Hani böyle koku ve tat tutmayan. Veya hani bildiğimiz silikon hortumlar, işte marpuçlardan da hani alabilirsiniz. Deri marpucun yerine onu takarsanız daha iyi olur. Ama işte dediğim gibi her içimden sonra yıkamanız lazım. Çünkü bunlar hemen tadı ve kokuyu alıyor yani direkt. Mesela zamanında ben deri marpuçla da içtim. Çeşit çeşit aromalar içtim. Vinex marpucum da var hatta benim yukarıda. Vinex marpucumla da içtim. O zamanlar ne tek kullanımlık marpuç vardı doğru dürüst. Ne bu silikon marpuçlar vardı doğru dürüst. Ne bu difüzörlü takımlar vardı. Hiçbir şey yoktu. Böyle bir Konyalı takımlar falan daha işte o zamanlar daha doğru dürüst piyasaya çıkıyordu. Mesela köyde içiyorduk. Arkadaşım deri marpucu vardı. Videolarımda da bahsetmişimdir çünkü. Kesin bahsetmişimdir eski videolarımda benim. Şimdi nane içiyoruz deri marpuçta. Bir sonraki kafada atıyorum ne içiyoruz? Kapüsün içiyoruz diyelim mesela. Ya arkadaş, hiç mi nanenin tadı gelmez, hiç mi bir şey tat vermez yani, ben anlamadım. Ne içiyorsan onun tadını veriyordu. Öyle bir deri marpuç ben daha hiç görmedim cidden yani, çok güzeldi. Tat karıştırmıyordu bir kere. Fenerbahçeli bir marpuçtu. O marpucu da köyde kullandığımız için dağlara falan çok gitti geldi. Marpuç dağıldı. Öyle bir marpuç hakikaten yani, deri olmasına rağmen tat karıştırmıyordu. Yani kısacası dediğim gibi bu nargilede de istediğiniz aromayı için içebilirsiniz. Ama temiz tutmak, yıkamak şartıyla tabii ki. Gerçi herkes kendi fikri. Herkesin de fikrine ben saygı duyuyorum. Kimseye de karışmak istemiyorum. Ha ben çok mu biliyorum? Hayır. Ben burada niye video çekiyorum? Aldığım tütünleri hani tanıtıyorum. Zaman geçiyor. Yani siz gidip de benim damak tadıma göre de gidip de almayın yani. Herkesin damak tadı. Mesela ben bu kapüşünü şu an için kesinlikle beğenmedim. Çok hafif. Ama atıyorum gider başkası alır. Sen bu kapüşünü nasıl hafif dedin der. Anladınız mı? Yani öyle. Ben burada zaman geçirmek için işte boş vakitlerimi, eğlence, kendime bir ne bileyim bir hobi, yani bir nargilemiz var sonuçta. Bir zaman geçiriyorum ben burada. 5 senedir video çekiyorum ben. Benim video çektiğimde 2 tane 3 tane kanal vardı. Şimdi çok kanal var nargile üzerine. Yani benim fikrim bu. Beni beğenmiyorsanız başka kanalları da gidip izleyebilirsiniz. Ben abone de olun demiyorum. Beğenin de demiyorum. Çünkü benim hani abone beğeni hiç işim yok yani. Hani ben nasıl diyeyim? İşte zaman geçirmek için geçiyorum kameranın karşısına. Böyle mal mal affedersiniz konuşuyorum yani, hani zaman geçiyor. Can sıkıntısı. Bakın teli de indirmeme rağmen
Yani doğru dürüst bir cappuccino tadı alamadım maalesef ki maalesef. Kırmızı bir tütün bahsettim. Şöyle cappuccino. Şöyle kırmızı arkadaşlar. İşte pakete yapışanlardan belli oluyor zaten. Kırmızı bir tütün. Balı zaten kırmızı bir tütün de. Yani şu aromaya, cappuccino aromasına biraz daha özen göstermelerini açıkçası beklerdim. Hani boş duman da çekmiyorum ama bir ağırlık yok. Çok hafif, böyle silik, çok alttan bir tat geliyor. Dediğim gibi Rossana'nın, en son Rossana'nınkini içmiştim. Rossana'nınkine göre kıyaslıyorum ben. El fakirlerin filan da cappuccino'sunu içtik, Nakloların içtik. Yani çoğu markanın ben cappuccino'sunu içtim, denedim, biliyorum. Yani az çok hani kendime göre bir damak tadım var yani, biliyorum nasıl bir şey olduğunu. Ama bu maalesef ki hiç memnun etmedi. Şimdi ne olacak? Ben bu nargileden sonra bir nargile daha yakacağım. Çünkü hiç kesmedi. Doğru dürüst tat da vermedi. Hani yıllardır bir cappuccino içmemişliğin üstünde çok büyük umutlarla yaktım. Şöyle dedim, güzel bir cappuccino içerim. Bir de dedim üstüne film patlatırım. Ama ne yazık ki yani 10 üzerinden 2. 2 bile fazla, 1. Ben böyle diyorum. Mesela siz gideceksiniz, alacaksınız yarın. Sen bana nasıl bir verdin? İşte diyorum, damak zevki. Herkesin bir renkler ve zevkler misali var yani, tartışılmaz. Öyle. Kahve de soğudu ya. Bunun altına gidip de süt falan katmayın. Süt falan katarsanız zaten hiç doğru dürüst tatmak alamadım ben. Eğer süt falan katarsanız hiç tat alamazsınız. Ballıdan bahsediyorum. Ballının cappuccino'suna. Yani suyla sütü karıştırırsanız, hani hafif olsun gibisinden yaparsanız, sakın öyle bir işe girmeyin. Hiç tat alamazsınız. Ballıların kenarında da içeriğine onu yazıyor arkadaşlar, bilmeyenler için. Yani şu kenarda tütünün içinde ne var, yani hangi aroma var, o yazıyor, bilginiz olsun. Mesela bu Quantum aroması, bunun kenarında yazıyor. Ama bu Limon Grapefruit Ice Nane mesela şurada yazıyor.
Ama kenarında yazıyor mu bilmiyorum. Bakalım hemen. Bak bunun kenarında yazmıyor. Çünkü niye? Adamlar buraya içinde ne olduğunu yazmış. Mesela Ballı'nın pişmiş şeftalisi. Bana göre mükemmel. Geçen PLS'nin pişmiş şeftalisini içtim. Yani şuna göre doğru dürüst tat alamadım. Yani bu mükemmel. Yani hakikaten pişmiş şeftali güzel yapmışlar. Kentakir'in de pişmiş şeftalisini ben beğendim ama bu ondan daha güzel. Onu da söyleyeyim. Videoda 22 dakika olmuş. 22 dakikada belki çok konuştum, belki boş konuştum. Hani izleyenler de hani hakkını helal etsin, kusura bakmasın. Ama tat alamadım. Aradan teli de kaldırdım. Mesela kokusu güzel. Yumuşak yani. Yumuşak bir kokusu var ama kapuçin olduğunu hissettiriyor. Ama tat kötü. Yani. Mesela Pink. Çok sevdim ben bunu. Mesela Ballı'nın Love 69'unu beğenmedim, sevmedim. Hani White Angel'ın ki Love'u, yani White Angel'ın Love'u, Ballı'nın Love'una göre daha güzel bence. Bulursanız ondan deneyin. Ben bir denedim geçen gün. Ya kendime göre kıyaslamalar yapıyorum ben. Ya benim setup'ta zaten genelde aynı. Aynı setup'ta içiyorum ben genelde. İşte bugün bir tel kullanayım dedim. Olmadı. Folyoya indirelim dedik. O da olmadı. Bir de kömürleri sirkeleyelim deneyelim bakalım. Hadi hayırlısı inşallah. Bu kahveci takımını da ben ne kadar almıştım? 100 TL civarında mıydı neydi? Zamanında öyle bir şeydi. Benim bir kahveci takımım daha vardı. O da köydeydi. Onu da sağ olsunlar. Köyde hurdacıya vermişler serini. Maalesef güme gitti. Yani yazık oldu.
Ulan hiç boğaz kurulu da yapmadı ha. Tat da almıyorum zaten. Vallahi neye acıyorum biliyor musun? Tütüne de değil yani. 3 tane kömür ziyan oldu, şimdi ben ona acıyorum yani. Gitti kömür. Arkadaşlar diyecek bir şey yok artık, hani öyle yapıyoruz böyle yapıyoruz, yine tat alamıyoruz. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kısmetse yine inşallah hani bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi akşamlar arkadaşlar.